Bu parçadan numaralanmış tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, tamlamanın türünü soruyorsa isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı olarak bakmamız gerekiyor. İsim tamlamasında özellikle belirtisiz isim tamlamasının sorusu ne sorusudur? Belirtili isim tamlamasının sorusu neyin ve kimin sorularıdır? Yani ne, neyin, kimin soruları bize isim tamlamalarını verecektir. Bunun dışında sıfatların tamamı sıfat tamlamasını verir. Unvan sıfatları dışında her sayı belgisiz bir sıfattır ve sıfat tamlamasıdır. Farklı kapak nasıl kapak? Farklı kapak niteleme sıfatıdır ve sıfat tamlamasıdır. Dosya konuları bakın dikkat ettiniz mi? Ne konuları? Dosya konuları belirtisiz isim tamlaması şöyle it diyorum isim tamlaması. Renkli yazılar nasıl yazılar? Renkli yazılar niteleme sıfatıdır ve sıfat tamlamasıdır. E, sabit bölümler nasıl bölümler? Sabit bölümler sıfat tamlamasıdır. 3. Belirtisiz isim tamlaması. Diğerleri sıfat tamlaması. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Bu parçadaki tamlamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır. Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için ne sorusunu soruyoruz. Bir trafik kazasında annesini kaybettikten sonra etimhaneye yerleştirilen 8 yaşındaki Bet... Burada satranca karşı sıra dışı yeteneğini keşfeder. Trafik kazası ne kazası? Trafik kazası belirtisiz isim tamlamasıdır. Kesinlikle Adana şıkkı doğru. Kişisel sorun söz grubu bir sıfat tamlamasıdır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Nasıl sorun? Kişisel sorun baktığımızda kesinlikle bu bizim için bir sıfat tamlaması. Şöyle kişisel sorun nasıl sorun? Kişisel sorun bu söz grubu sıfat tamlaması bu da doğru. Satranç yarışmaları bir isim tamlamasıdır diyor. Bakıyoruz. Ne yarışmaları? Satranç yarışmaları. Bu da kesinlikle bizim için yine aynı şekilde bir nedir bakın ne sorusunu sorduğum için belirtisiz isim tamlamasıdır. C şıkkı da doğru. Tamlananı ortak isim tamlaması vardır. Birazdan buna bakarız. Kararlı adımlar sıfat tamlaması. Nasıl adımlar? Bakın kararlı adımlar bir niteleme sıfatıdır. Unvan sıfatları dışında sıfatların tamamı sıfat tamlaması kurar. Bu da doğru. Tamlananı ortak sıfat tamlaması yok arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı olacak. Nasıl olması gerekiyor? Şöyle Ayşe'nin ve şöyle Ali'nin dersleri şöyle okulu diyelim. Ayşe'nin ve Ali'nin okulu bakın şimdi. Okulu ifadesindeki u'dan dolayı bu tamlanandır. Ali'nin ifadesindeki in tamlayan, Ayşe'nin ifadesindeki in tamlayan. İki tamlayan var, tek tamlanan var. Yani tamlanan ortak oluyor her iki tamlayan için. Böyle bir şey e, şıklarda yok, parçada yok. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı olur. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi bir isim tamlamasının tamlayanıdır? Tamlayan arkadaşlar hangi ekleri alıyor? ın, in, un, ün eklerini alıyor ve biz buna tm yani tamlayan diyoruz. Bakıyoruz şimdi. Kuşlar üstünde, kuşlar üstünde gezer diyor. Üstü ifadesindeki ü bir tamlanan eki. Bu yüzden bunu eliyoruz. Evet yaşlı bir göz. Nasıl göz? Yaşlı göz. Bu bir sıfat zaten. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Şöyle. Evet penceremin gülleri. Penceremin gördünüz mü şuradaki ini? Evet penceremin gülleri. Gülleri ifadesindeki ilk tamlanan eki. Penceremin ifadesi bir tamlayan eki. Bu yüzden cevabımız C şıkkı ve dua etti ermiş mer aşık keremin ettiği ifadesindeki dık dik zaten arkadaşlar sıfat fiildir. Bunu da eliyoruz. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki tamlamaların türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi bakalım. Masalların küçük çocukların hayal güçlerinin oluşmasındaki yerinin hep büyük olduğunu düşünürüm diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz küçük çocuk nasıl çocuk küçük çocuk bu bizim için bir sıfat tamlamasıdır niteleme sıfatıdır niteleme sıfatı da bir sıfat tamlaması. Devam edelim bakalım. Şimdi demiş ki bir ay masalının çıkış noktası ne noktası çıkış noktası isme sorduğum ne sorusu beni belirtisiz isim tamlamasına götürecektir. İlki de zaten benim için sıfat tamlamasıydı. Devam edelim. Ay tanrıçasının masalları. Bakın dikkat lütfen. Ay isim, tanrıça isim, masal isim. Üç tane ismin bir araya gelip öbek oluşturulmuş haline ben ne diyeceğim? Zincirleme isim tamlaması diyeceğim. Ay tanrıçasının masalları bizim için bir zincirleme isim tamlamasıdır. Şöyle. Şöyle düşünebilirsiniz zincirleme isim tamlaması iki tane isim tamlamasının iç içe geçmiş haldir. Ay tanrıçası dediğimde belirtisi isim tamlaması, tanrıçanın masalları dediğimde belirtili isim tamlaması. Bir belirtili bir belirtisiz iç içe geçmiş ve zincirleme isim tamlaması oluşmuş. Bu haliyle baktığımızda cevabımızın deniz ışıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu şiirin kaçıncı dizesinde belirtisiz isim tamlaması vardır? Belirtisiz isim tamlamasında arkadaşlar bir tamlayan, bir tamlanan unsurumuz var. Tamlanan şöyle ek alıyor ama tamlayan ek almıyor. Ve bulmak için arkadaşlar biz tamlanana ne sorusunu soruyoruz. Mesela ne diyelim biz buna? Okul duvarı. Bakın okul duvar şöyle duvar ı Bakın gördünüz mü ikini gördünüz ne duvarı okul duvarı dediğimde bu bizim için belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Bakıyoruz her akşam kayboluyor çoruh uçurumlarında. Evet tamam devam her akşam bir sıfat tamlaması bunu eliyoruz kızıl bir damla güneş suyuna damlamadan kızıl bir damla güneş nasıl güneş dediğimde bu da bizim için sıfat tamlaması bunu da eliyoruz arkadaşlar devam edelim bakalım. Evet, sular bütün kan rengi akarken her pınarda. Ne rengi? Kan rengi. Bakın gördünüz mü? Kan ifadesi tamlayan ek almadı. Renk ifadesi iyi ekini aldı. Ne sorusunu sorabiliyor muyum? Evet, ne rengi? Kan rengi. Yani 3. dizede belirtisiz isim tamlaması var. Cevabımız C şıkkı. Dağların boğuştuğu bu kayalık diyarda, bu kayalık sıfat tamlaması. Çoruk uyur suyuna bir ışık damlamadan. Evet, bir ışık sıfat tamlaması. Dediğim gibi cevabımız C. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisinin türü farklıdır? Eğer bize tamlamanın türünü soruyorsa arkadaşlar, isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı olduğuna bakmalıyız. Unvan sıfatları dışında sıfatların tamamı sıfat tamlamasını oluşturur. Ancak isim tamlamalarına baktığımızda belirsiz isim tamlaması ne sorusuna yanıt verir? Belirtili isim tamlaması neyin veya kimin sorularına yanıt verecektir? Bakıyoruz şimdi. Evet, hayretle başını çevirdi. İçi e, iç kapıdaki fener. Hangi fener? İç kapıdaki fener bizim için sıfat tamlaması. Süzülüp gelen mavimsi aydınlığın içinde ta yakından Feride'nin ela gözler. Nasıl gözler? Ela gözler. Bu da sıfat tamlaması. Bu gözler hangi gözler? Bu gözler. Bu da sıfat tamlaması. Biraz solgun ve süzgün görünen bu güzel yüz gülüyor Feride. Altı seneden beri hayalperest gözlerini nasıl gözler arkadaşlar? Hayalperest gözler. Bu da sıfat tamlaması. Her yumdukça gördüğü gibi ta yakınında kalbinin içi gülüyordu. Neyin içi? Kalbinin içi. Gördüğünüz gibi neyin sorusunu sorabildim. Neyin sorusunu sorduğum için bu benim için belirtili isim tamlamasıdır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır? Arkadaşlar bir tamlayan var, bir tamlanan var. İkisinin yer değiştirmiş olması gerekiyor. Mesela Dante gibi ortasındayız ömrün. Bakın, ömrün şöyle ömrün ortası. Gördüğünüz gibi Dante gibi ortasındayız. Ömrün yer değiştirmiş oldu. Ömrün ifadesindeki ın im bize tamlayanı verirken ortası ifadesindeki ı i tamlananı verir. Bunların yer değiştirmiş haline tamlayanı yer değiştirmiş. Pardon tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması diyoruz. Evet genellikle devrik cümlelerde var. Evin salonu arkadaki süs havuzuna bakan balkona açılıyordu. Evin salonu ifadesi belirtili bir isim tamlamasıdır. Evin tamlayan salonu tamlanan bir yer değiştirme söz konusu değil buna ediyoruz. Hatıralarım şimdi dün gibi okul koridorlarında koşuşan sesini küçük öğrencilerimin demiş arkadaşlar. Evet şimdi öğrencilerimin bakın şuradaki ın in, in tamlayan sesi sesi ifadesindeki i tamlanan arkadaşlar. Öğrencilerimin sesi şöyle düzgün halini yazalım şöyle pardon öğrencilerimin öğrencilerimin şöyle ın in, in tamlayan sesi ifadesine baktığımızda bu da bizim için tamlanan gördüğünüz gibi yer değiştirmiş. Evet bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı. Yazıları mahallenin arkasındaki boş arsada toplanan gençler geç saatlere kadar maç yapardı. Mahallenin Evet arkasındaki boş arsa bu bizim için sıfat tamlaması bunu ediyoruz. Gelincik tarlasından gelincik tarlası belirtisiz isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiyor. Bu yüzden bunu ediyoruz. Renk renk değerli taşlarla e, işli kolyelerine özel davetlerde takmak için saklardı. Özel davet sıfat tamlaması, işli kolye sıfat tamlaması, değerli taş sıfat tamlaması burada zaten isim tamlaması yok. Bunu da eledik dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Arkadaşlar, zincirleme adı üstünde iki isim tamlamasının iç içe geçmiş hali ya da şöyle düşünebilirsiniz. En az 3 isimden oluşmak zorunda. Bakıyoruz şimdi. Perry Spencer 1940'lı yıllarda bir şirket teradar teknolojileriyle ilgili çalışmalar yürüten ABD'li bir mühendistir diyor arkadaşlar. ABD'li bir mühendis sıfat tamlaması ilgili çalışma sıfat tamlaması, bir şirket sıfat tamlaması, başka da bir şey yok. Bu yüzden A'yı eliyoruz. Devam edelim. Evlerimizde kullandığımız küçük boyutlu mikrodalga fırınlar 1960'lı yıllarda üretilmeye başlanmıştır. Küçük boyutlu mikrodalga fırın sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Çünkü boyutlu ve küçük e, mikrodalga fırının sıfatlarıdır. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Spencer Silver 1968 yılında kağıt ve diğer malzemeleri hafifçe yapıştırabilen ama sonra kolayca sökülüp tekrar tekrar kullanılabilen bir madde bulur. Bir madde kullanılabilen madde bunlar sıfat. Diğer malzemeler sıfat arkadaşlar. Başka burada da yine zincirleme yok bunu da eledik. Bir posta pulunun çizimi uzun uğraşlar sonucu 1985'te tamamlanmış. Posta pulunun çizimi arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Posta isim. Pul isim posta pulu ifadesi bizim için belirtisiz isim tamlamasıdır. Şöyle. Ama pulunun çizimi diye baktığınızda şöyle çizimi diye baktığınızda pulunun çizimi. Bu sefer de burası tamlayan Burası tamlanan olur. Bu sefer de her iki tarafa kaldığı için belirtili isim tamlaması olur. Yani bir belirtisiz bir belirtili isim tamlamasının iç içe geçmiş haline zincirleme isim tamlaması denir. Böyle bulabiliriz ya da basit yoldan gidin. Posta isim, pul isim, çizim isim üç tane ismin bir araya gelmiş haline biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bu zincirleme isim tamlamasının başına bu sıfatı gelmiş. Önemli değil. Gelebilir, gelmeye de, bilir, gelmeye de bilir. Ama gördüğünüz gibi posta pulunun çizimi zincirleme isim tamlamasıdır. Almanya'nın Essen kentindeki Grega Parkı'nda bulunan bu bina, bu bina sıfat tamlaması. Doğayla uyumlu eserlerden biridir. Burada da yine bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir kullanım vardır? İsim tamlaması bir adı nitelediğinde sıfat tamlamasının tamlayanı olur. Hemen bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela Ege'nin bakın Ege'nin incisi şöyle iyi küçük yazalım. Ege'nin incisi diye baktığımızda Ege'nin ifadesindeki nın nin tamlayan incisi ifadesindeki i tamlanan. Bu bizim için gördüğünüz gibi bir isim tamlamasıdır. İki tarafta e kaldığı için belirtili isim tamlamasıdır değil mi? Ege'nin incisi İzmir diye baktığımızda İzmir burada koskocaman bir isim gördüğünüz gibi. Nasıl İzmir? Ege'nin incisi İzmir olarak baktığımda buradaki belirtili isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmış. İzmir isminin sıfatı olmuş. Benden böyle bir kullanım istiyor. Şimdi bakıyoruz. Altın sarısı saçlarını mavi bir kurdele ile bağlardı okula giderken. Altın sarısı bakın şimdi. Altın şöyle ek almadı. Sarısı ifadesi tamlanan ekini aldı. Ne sarısı, altın sarısı ne sorusuna yanıt verdiği için belirtisiz isim tamlamasıdır. Saçlar burada bir isimdir arkadaşlar. Nasıl saçlar? Altın sarısı saçlar olarak düşündüğümüzde buradaki altın sarısı ifadesi saç isminin sıfatı oldu. Kendi içinde belirtisiz bir isim tamlaması mıdır? Evet. Yani buradaki isim tamlaması saç isminin sıfatı olduğu için cevabımız adana şıkkı. Gözlerinin yaşını elinin tersiyle silerek annesine e, el salladı. Burada bir şey yok gözlerinin yaşı belirtili isim tamlaması ama herhangi bir ismin sıfatı olmamış. Gök gürültüsünden çocukluğundan beri korktuğunu hepimiz biliyorduk. Gök gürültüsü bunu da eliyoruz arkadaşlar. Kitabın arasından düşen kuru çiçeği alıp inceledi. Kuru çiçek sıfat tamlaması bunu da eledik. Ders bitene kadar gözlerini kitaptan ayırmadan oturdu. Bunda da öyle bir şey yok. Dediğim gibi cevabımız adana şıkkı. Gerek belirtili, gerek belirtisiz isim tamlaması gördüğünüz gibi bir ismin önüne gelip onun sıfatı olabiliyor. Bu dizelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tamlayanı bir sıfat tarafından nitelenmiş belirtili isim tamlaması, birden fazla belirtisiz isim tamlaması, tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Arkadaşlar tamlayanı düşmüş isim tamlamasında İyilik ekini arayın. İyilik eki varsa tamlayanı düşmüş isim tamlaması da vardır. Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için isme ne sorusunu soruyoruz. Mesela yaz yağmuru. Ne yağmuru? Yaz yağmuru gibi. Hatta şu örneği yazalım. Yaz yağmuru. Gördüğünüz gibi belirtisiz isim tamlamasında arkadaşlar tamlayan ek almıyor. Tamlanan ek alıyor. Tamlayanı bir sıfatla nitelenmiş isim tamlaması. Mesela şöyle diyelim. Mesela rengin rengin asilliği. Neyin asilliği? Rengin asilliği. Bu bizim için belirtili isim tamlamasıdır. Bu rengin ifadesindeki ın in, in tamlayandır. Tamlayanın önüne sıfat getirelim. E, mavi rengin asilliği dediğimde buradaki mavi arkadaşlar tamlayanın önüne gelen bir sıfat. Böyle bir şey istiyor bizden. Bu zaten benim için tamlanan da. Evet şimdi bakıyoruz. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında bakın şimdi. Koşunun başlangıcı neyin başlangıcı? Koşunun tamlayan burada başlangıcı ifadesindeki ı tamlanan yeni sıfatı koşunun tamlayanının önüne gelmiş. Yeni koşunun başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Yani şuradan biri bulduk çünkü tıpkı bizdeki mavi rengin asilliği ifadesi değil mi? Rengin asilliği belirtili isim tamlaması mavi sıfatı tamlayanın önüne gelmiş. Burada da yeni sıfatı koşunun önüne geldi bu doğru. Biraz deprem sonrası biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Ne yangını? Kalp yangını. Ne sorusunu sorduğumuzda arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasını bulduk. Ne hülyası? Şehir hülyası. Yine ne ismini sorduğumuzda belirtisiz isim tamlamasını bulduk. İki tane var mı? Var. O halde biz şöyle ikiyi de bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Siyah gözlerini beni de götür artık bu yerlere sağmıyorum. Gözlerin, senin gözlerin diyebiliyor muyum? Bakın senin gözlerin dediğimde arkadaşlar şöyle gözlerin ifadesindeki ın in aynı zamanda bir iyilik eki değil midir? Evet iyilik eki varsa tamlayını düşmüş isim tamlaması da vardır. İyelik eki aynı zamanda tamlanan ekidir arkadaşlar. Senin ifadesindeki in de bir tamlayandır. E senin ifadesi düşürüldü yani tamlayını düşmüş isim tamlaması da var. Bu yüzden cevabımız Edirne Şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birisinin tamlamasını tamlayanı sıfat tamlaması tarafından nitelenmiştir diyor arkadaşlar. Örnek verelim mi? Mesela şöyle diyelim. Ne diyelim? Ne diyelim? Şöyle bahçenin bahçenin şöyle bir ek getirelim buraya. Heh. Bahçenin avlusu. Arkadaşlar bahçenin avlusu ifadesine baktığımda bu tamlayan bizim için, bu da bizim için tamlanan. Bu bizim için belirtili bir isim tamlamasıdır. Şöyle yani belirtili isim tamlaması. Diyor ki bana hangisinde isim tamlamasının tamlayanı bir sıfat tarafından nitelenmiştir? Yani önüne bir sıfat getiriyor olmamız lazım. Ne diyebiliriz şimdi? Ee, şöyle söyleyelim arkadaşlar. Orta giriş bahçenin avlusu orta giriş burada nasıl giriş orta giriş bir sıfat mıdır evet orta giriş bahçenin avlusu yani orta giriş bahçe demek istiyor buradaki sıfat Gördüğünüz gibi tamlayanın önüne gelmiş. Böyle bir şey istiyor bizden. Şimdi bakıyoruz. Zafer sarhoşluğuna kapılan düşman ordusu ani bir baskına uğradı. Düşman ordusu belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu durum zaten belirtili isim tamlaması için geçerli. Bu yüzden bunu eliyoruz. Zafer sarhoşluğu da belirtisiz isim tamlaması. Bunu eledik. Konağın eski püskü merdivenleri büyük bir itinayla yenilendi. Konağın merdivenleri burada bir tamlayan, burada da bir tamlanan görüyorsunuz. Eski püskü sıfatı burada tamlananın önüne geldi. Bunu da eledik çünkü tamlayanın önüne gelmiş olması lazım. Geniş paçalı pantolonumun rengi solunca onu atmak zorunda kaldım. Pantolonumun rengi ifadesine baktığımda bu benim için tamlayan, bu da benim için tamlanandır arkadaşlar. Nasıl pantolon geniş paçalı pantolon. Geniş paçalı sıfatı pantolon tamlayanının önüne geldi mi? Geldi. İşte gördüğünüz gibi sıfat tamlamasıdır. Bu nasıl paça? Geniş paça. Sıfat tamlaması belirtili isim tamlamasında tamlayanı etkiledi. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Çocuğun sarı benekli yüzü kızarmış anında ter damlacıkları olmuştu. Ter damlacıkları belirtisiz isim tamlaması. Çocuğun yüzü ifadesi belirtili isim tamlaması. Sarı benekli sıfatı burada tamlananın önüne geldi. Bu yüzden bunu eliyoruz. Bu korkutucu hastalığı atlatıp parklarda neşeyle koşmayı hayal ediyordu. Korkutucu hastalık zaten sıfat tamlaması herhangi bir isim tamlamasının önüne gelmedi. Bunu da eledik. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Numaralanmış dizelerdeki isim tamlamalarından hangi ikisi diğerlerinden farklıdır? Ah beni vursalar bir kuş yerine akşamları gelir incir kuşları. Arkadaşlar kuş yeri ne yeri kuş yeri bu benim için belirtisiz isim tamlaması belirtisiz isim tamlaması ne sorusuna yanıt veriyor. Seni hatırlatıyor her zaman bana zeytin ağaçları söğüt gölgesi ne gölgesi söğüt gölgesi bu da benim için yine belirtisiz isim tamlaması. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur mumun ardı neyin ardı mumun ardı her iki tarafta ek aldı mı aldı neyin sorusuna yanıt verdiği için belirtili isim tamlamasıdır ki ben monorosa bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında incir kuşlarının bakışı ifadesi arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane ismin iç içe geçmiş haline ben ne diyeceğim zincirleme isim tamlaması şöyle zincirleme isim tamlaması Artık inan bana muhacir kızı dinle ve kabul et itirafımı. Ne kızı muhacir kızı ne sorusunu sorduğumda yine belirtisiz isim tamlamasını buluyorum. Hangi ikisi farklı? 3 belirtili 4 zincirleme diğerleri belirtisiz cevabım 3 ve 4 yani denizli şıkkı.